Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım benim gibi hasta değilsinizdir. Birazcık geciktirdim, farkındayım, özür dilerim. Ama ben de çok hastaydım. Daha doğrusu ben hastalığı ayakta geçirmeye çalıştığım için birazcık böyle üstüne düşmedim hastalığın. Biraz kendime dikkat etmem gerekiyordu. Yanlış yaptım, özür dilerim o yüzden. Kusura bakmayın yani. Böyle bir şeylik yapmak durumunda kaldım. Bir toyluk diyeyim artık. Çünkü normalde beni kimse kaldıramaz bana hasta olduğum zaman. Hemen yatarım, çaylarımı içerim, ilaçlarımı içerim ama bu sefer tam tersini yapmak istedim. Demek ki eski köye yeni adet olmuyormuş sevgili arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi bugün sizlerle birlikte Koç burcu kadınlarının Ocak ayı nasıl geçecek onu yorumlayacağım size için. Arka plandan kusuyormuş gibi öksüren insanların sesleri gelebilir. Onlar benim ev halkım sevgili arkadaşlar. O yüzden duyacağınız egzantrik ve böyle acayip acayip seslerden dolayı da özür diliyorum. Umarım duymazsınız. Çok hafif gelir. Bir mana veremezsiniz bu neyin sesi falan diye diyerek hemen başlıyorum. Daha fazla uzatmayayım. Zaten konuşamıyorum. Yine espri yapacağım tuttu. Evet, şimdi başlıyoruz bakalım sevgili arkadaşlar. Koç burcu kadınlarının Ocak ayı nasıl geçecek? Ocak 2024. Ben hasta başladım. Siz sağlam başlayın sevgili arkadaşlar. Umarım bol bol sağlıklı bir seneniz olur. Gerçi zaten mevsimi de çok da sorun etmiyorum. Zaten es geçtiğim için birazcık böyle oldu. Uzun sürdü. Uzun sürdü dediğimde işte bir hafta oluyor. Aslında yavaş yavaş geçecek olabilir. Yine de ben dikkat ederdim kendime ama bu sefer nedense böyle bir şey yapasım geldi. Daha doğrusu çok sevdiğim birisi üstüne git dedi. Bırakma kendini dedi. Ben de dedim ki peki tamam hadi. Hani bırakma kendini dediği şeymiş. Yatma, uyuma. Dedim hadi bakayım öyle yapalım ama bu bana pek iyi baktı gibi gelmemişti. Kendimi bildiğim için. Demek ki dinlenmek çok 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 önemli bu hastalıkta ki hep de öyle söylerler zaten. Ben tabii dinlememiş olduğum ne güzel. Evet, hadi bakalım. Kartlarımızı açmaya başlayalım. Açamadım. Evet, sevgili Koç burcu kadınları, bakalım bu ay sizleri neler bekliyormuş. O çok güzel geldi. Bakın enerji kartını çok severim. Verimlilik kartı ile birlikte geldi ve emir kartı ile birlikte çok güzel mesajlar veriyorlar tarotumuz. Şimdi bu ay verimliliğe baya baya bir geliyorsunuz. Elinize paralar geçebilir veya bir iş yapacak olabilirsiniz. Çünkü bunun artık zamanı gelmiş. Sevgili arkadaşlar. Bir devrin kapanışı, yeni bir devrin başlangıcını yaşayacak olabilirsiniz bu ay. Her şey ortaya çıkabilir. Yüzleşmeler, hesaplaşmalar meydana gelir. Bu ay gelebilir. Veyahut da bir mahkemeniz olabilir dedi kartımız. Ama bunun sonucu çok güzel. Çok güzel bir kutlama da sizi bekliyor. Şimdi bir sözleşme durumunuz söz konusu. Fakat bu sözleşmeden sanki caymak istiyor gibisiniz. Yani bir dengeniz şaşmış, bir dengeler şaşırmış. Sizde olmayabilir. Sözleşmeyi yaptığınız karşı tarafla alakalı bazı durumlar söz konusu olabilir. Bir yenilemeye ihtiyacınızın olduğunu söylüyor kartımız. Bu sözleşme yenilenebilir. Başka maddeler konulabilir. Veyahut da eğer ki bu evlilik hayatınızla alakalıysa, evliliğinizde belki de bir anlaşmalı evlilik yaptınız. Bilemeyiz. Çünkü artık erkekler çok uyanık olmaya başladı. Hiçbir şey yokken bile anlaşmalı evlilik için, sözleşme için önünüze çıkartabilirler.
Yeni bir başlangıç muhakkak söz konusu size. Ama siz bu konuda ikilemdesiniz. Güzel iletişimleriniz olacak. Güzel konuşmalarınız olacak. Merak ettiğiniz konularla alakalı da çok güzel şeyler duyacaksınız. Tam da böyle duymak istediğiniz şeyleri duyacaksınız. Olması gereken şeylerin olduğunu duyacaksınız. Güzel şeyler sizi bekliyor. Sadece bir şeyler sonlanacak bu ay. Yeni bir devir başlanacak. Şimdi ben tabii ki böyle bırakmayacağım. Merak ediyorum. Ne bitiyor sizin hayatınızda? Bir bakalım. Ya çok vericisiniz. Duygusal tavırlarınız bitiyormuş. Sürekli birilerine yardım etme isteğiniz bitiyormuş. Çünkü bu sizi aşağıya çekmiş maddi açıdan. Siz yardım ede ede, siz yardım isteyecek duruma gelmişsiniz olarak görünüyor. Ya da böyle birisi var burada. Sizi maddi anlamda uyarıyor kartlar sevgili arkadaşlar. Aslında duygusal bir yapınızın olduğunu ve yüzünüzün çok yumuşak olduğunu ve insanlara sürekli böyle bir verici halinizin olduğunu söylüyor. Bunu kapatacak mısınız? O yüzden de size akacak bu verimlilik. Kendi verimliliğiniz kendinize gelecek. Bu sevgi de olabilir aslında. Sevgi konusunda da sizi uyarabilir, uyarıyor olabilir. Yani ben kimseye para vermiyorum diyebilirsiniz ama duygusal bir insanımdır. Herkese acırım, merhamet ederim. İşte yardım etmeye çalışırım diyorsanız bu da olabilir. Ama bu sizin her nedense rızkınıza vuruyor bu enerji alanı. Yani başkalarına duygusal davranarak, onların her işine, her yardımına koşarak siz yıpranıyormuşsunuz kısacası. O yüzden buna bir son verecekmişsiniz. Yeni bir devir bu şekilde başlayacakmış. Çok böyle kısık sesle konuşuyorum. Bir kulağım duyuyor, bir kulağım duymuyor gibiyim şu an sevgili arkadaşlar. O yüzden böyle bir doluluk var kulağımda. Ondan dolayı tabii grip olduğu için. Neyse birazcık geriliyor ama umarım yeteri kadar sesimi çıkartabiliyorumdur. Duyabiliyorsunuzdur beni. Sesimin tonu da değişti bu arada. Komik oldu. O zaman şimdi sorularımıza geçelim bakalım. Bir işi olmayanlar. Belirsizlik var. Balık burcuyla birlikte geldi. Şimdi şöyle bir şey. Bir işiniz olmayabilir ama arkanızda da 3 kişi var. Üçü de hiç iyi değiller. Size hiç iyi akıl vermiyorlar. Sizi kötü dolduruşa getiriyorlar. O yüzden siz böyle bir tuhaf durumlar içerisindesiniz. Kendinize kızıyor olabilirsiniz. Başkalarına kızıyor olabilirsiniz. Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Kuruntu yapıyor olabilirsiniz. Bunlar çıkmış size. Bunları yapmayın sevgili arkadaşlar. Buraya enerjisi geliyorsa kötünün. Söylüyorum ki aha, sakın buna dikkat edin. Yapmayın. Peki bir işi olanlar. Aa, çok güzel, çok çalışıyorsunuz. Emeğinizin karşılığını mükemmel derecede alıyormuşsunuz. Çok güzel, bayıldım. Peki bir ilişkisi olmayanlar, artık bu işi değiştirmek istiyorsunuz. Yetti artık, yetti gari diyorsunuz ve arkadaşlarınıza danışıyorsunuz. Peki ne geliyor buradan? Pişmanlık geliyor. Şimdi o zaman demek ki şöyle bir şey. Buradaki arkadaşlarınız size hatalarınızı söylemişler. Geçmiş ilişkilerinizi, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, ondan böyle oluyor deyip sizi birazcık küstürmüşler. Peki yapmanız gereken şey ne? Şimdi şöyle bir şey, hakkınız olanı almak için değişik yollardan savaşmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. Kısa bir mola çünkü ezanımız okunuyor. Evet arkadaşlar, bu ilişki durumunuzu değiştirebilmeniz için farklı yöntemler denemeniz gerekiyormuş. Buna karar vereceksiniz. Bir tane daha alalım bakalım. Evet. Bakış açınızı da değiştirmeniz gerekecek. Kesinlikle. Mesela böyle çok nasıl söyleyeyim? Çok böyle kendi halinizdeyseniz, mesela saç rengimi değiştirmem, ben bu rengi çok seviyorum dediğiniz anda burada yanılıyorsunuz. Demek ki bir değişiklik gerekiyor. Giyim stilinizi değiştirmeniz gerekecek olabilir. Atıyorum yani. Söylüyorum. Aklınıza gelebilir diğer şeyler. Mesela evden hiç çıkmıyorsunuzdur. Belirli bir gittiğiniz geldiğiniz yerler vardır. Bunun dışında hiçbir yere gitmiyorsunuzdur. İşte bunu değiştireceksinizdir. Farklı mekanlara gideceksinizdir. Bunları değiştireceksiniz. Böyle strateji uygulayacaksınız yani. Peki bir ilişkisi olanlar için ise İmparator kartımız geldi. Zafer kartı geldi. Ve Ermiş kartı geldi.
İlişkinizde öğrenmeniz, bilmeniz gereken bir şey var ama bu şey şununla alakalı bir şey. Siz ego yaptıkça ilişki daha güzel gidecek sanki. Hani birazcık böyle egolu davranmak bazı ilişkilerde iyi olur ya, karşı tarafı kendine getirir filan. Sizin ilişkinizde de böyle bir durum söz konusu sanırım, anladığım kadarıyla. Tam olarak ne söylemek istersin bize? Evet, gerçekten de iyilik geliyor. Yani muhakkak egoistçe, yani bencilce davranmanız gereken bir ilişki içerisindesiniz diyor kartlarımız. Bu şekilde kazanacak mısınız? Yani karşınızdakini ancak bu şekilde dize getirirsiniz. Ancak bu şekilde istediğiniz gibi bir ilişkiniz olabilir diyor. Çok enteresan ama bazı erkekler de bundan hoşlanıyor işte. Bir şey diyemeyiz. Evli olanlar için ise çok güzel bir bebek haberi bile alabilirsiniz. Veyahut da eşinizle ilgili çok güzel konuşmalar, görüşmeler yapacak olabilirsiniz. Bakın, mutlu aile tablosu geldi. Çok güzel bir birlikteliğiniz, beraberliğiniz var. Allah daim etsin diyorum. Bu ay çok güzel geçecek. Belki bir bebeğe karar vereceksiniz. Belki de çok böyle hoş teklifler, size sürprizler yapacak eşiniz olarak göründü. Maşallah deyip platoniklere geçiyorum. Şimdi belki birine karşı platonik aşkınız var. Hani içten içe olur ya, uzaktan uzağa. Bakalım ne olacak bu ay? Yine kendinize saklamaya karar vereceksiniz. Bir herhangi bir durum yok. Peki karşı tarafın bu durumdan haberi var mı? Açılmayı düşünür mü? Yok. Şöyle bir şey, ya siz ya da onun ailesinden bir kadın öfkeli. Evet. Şimdi benim için platonik şöyle de oluyor biliyorsunuz. Daha önce de açıklamıştım. Hani böyle tabii ilk defa hani birbirinizi görüp de platonik olarak hoşlanıyor, seviyor olabilirsiniz ama bazen de bitmiş bir ilişkide platonikliğe dönüşebiliyor. Yani burada olmuş bitmiş bir şeyden de bahsediyor olabilir bize. Burada bir ilişkiden bahsediyor. Yani sizin tarafınızdan platonikliğe dönüştürülmüş ama karşı tarafın umurunda değil veyahut da ona göre bitmiş olarak görünüyor. Zihin okuduğumuz için burada hani sizinkisi platonik olarak görünüyor. Karşı tarafa göre bitmiş olarak görünüyor olabilir. Ama burada aklınızdaki kişiye, platonik olduğunuz kişiye kızgın bir kadın daha var. Bir öfkeli bir kadın daha var olarak görünüyor. Üç kişi varsa ortalık karışır arkadaşlar. Biliyorsunuz. Peki. Ex partnerinde aklı kalanlar için. Ex partnerinizden size bir adım olacak mı bu ay? Bak sen şu işe. Asılmış adam ters geldi. Peki bu ne demek? Şimdi bu kişi sabırsızlanıyor dedi. Artık bazı şeylerin zamanı gelmiş dedi. Sizi tek başınıza son derece iyi, kendi kendini idare edebilen, idare etmekten öteye son derece güzel bir yaşantısı olan birisi olarak görünüyor. Ve size de gelmek istiyor olarak göründü. Peki bu ay gerçekleşecek mi bu? Bir seçim yapacak dedi. Bakın yine ikilem geldi. Ve en sonunda da büyücü kartıyla bu işi iyileştirme kararını alacağını söyledi sevgili arkadaşlar. Karşı taraf ikizler burcu falan olabilir mi acaba? Çünkü çok bir ikizler kova, çünkü çok böyle zihin çalıştırıyor gibi geldi bana. Böyle bir eserikli dediğimiz bir tip olabilir. İkizlerse özellikle. Aklına estiğini yapan birisine benziyor gibi. Çünkü hem çok zihin çok düşünürler, zihin çalıştırırlar. Hem de bir anda işlerini yaparlar. Ne olduğunuzu anlayamazsınız. Bir anda karar vermek isterler. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve Şubat ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.